Merhabalar. Merhabalar. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Muharrem. 1968 İstanbul doğumluyum. 1996 yılından beri kesintisiz biçimde yaşantımı Bursa'da sürdürüyorum. Şiir, edebiyat ve düşünce ile ilgileniyorum. Yayınlanmış 7 adet şiir kitabım söz konusu. Bunun haricinde güncel olaylara, tarihin akışına ilişkin tespitlerimi, değerlendirmelerimi, eleştirilerimi ve önerilerimi bir araya getirdiğim bir düz yazı kitabım var. Korkudan Yontulmuş Bastonlar isminde. Ayrıca şiir ve dil felsefesi ilişkilerine kendimce bir açılım getirmeye teşebbüs ettiğim poetik bir kitap olarak Şiirin Fiilleri Hakkında isimli bir başka yapıda da imza atma imkanımız oldu. Bunun dışında günümüzün ulusal ölçekli çeşitli edebiyat dergilerinde metin üretimimi, yazınsal etkinliğimi ve verimlerimi okuyucuya buluşturmayı kesintisiz biçimde devam ettiriyorum. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Modern zamandaki sanat anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi modern zamanlar dediğimizde global bazda 17. 18. yüzyıldan itibaren bütün dünyayı olduğu gibi bizim coğrafyamızı ve bizim insanımızı da ciddi biçimde kendi kıskacına almış, kendi gramerine tabi tutmuş katmanlı dönüşümler serisinden söz ediyoruz. Bana göre modernizmin başat vasfı, başat karakteri her olguyu, her durumu, her duyguyu, her tutkuyu, her sonucu ve her nedeni sayılabilir, ölçümlenebilir parametreler üzerinden değerlendiren mantalitesi, yani işin niceliksel boyutunu öne çıkartması, bu bir. İki, niceliksellik nedeniyle de her hayat birimine, insanın her türlü etkinlik normuna kendince doğumla ölüm arasında bir sınır koyarak hayatı ve hayatı oluşturan temel dinamikleri seküler hale getirmesi. Bu ikisi bir araya geldiğinde modernizm dediğimiz bir koridorun içinde çeperlenmeye ve enzimlenmeye başlıyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de modernizmin insanı kendi insani varoluş çekirdeğinden, mayasından, temellerinden koparan, bambaşka verili bir kimliğe dönüştüren, roller dağıtan, replikler ezberleten bir yönü söz konusu ve bu tartışılmaz bir hayat realitesi biçiminde karşımızda. İşte artık insanlar güneşin hareketlerine göre davranmak, içselleşmek, kendi duygu durumlarını yakınlarıyla bölüşmek yerine iş, ekmek, hayat konforu gibi hepimizin çok bildiği, çok karşılaştığı ve çok baş etmek zorunda bırakıldığı farklı basınçlarla muhatap ediliyor. Bu ortamda edebiyat ve sanat da kadim dönemlerdeki gibi modernizm öncesi devrelerde olduğuna benzer biçimde insanı kainatın bir uzvu, tabiatın bir cüzü haline getirmekten uzaklaşıp sosyolojik, politik, ideolojik ya da ekonomik menfaatlerini besleyen, destekleyen bir misyona ve dolayısıyla bir ticari faaliyet zincirine dönüşüyor. Bütün dünyada işte bestseller, çok satan kitap diye bir olgu var. Halbuki o çok satan kitapların hiçbirisi klasikleşebilecek, kalıcılaşabilecek, okunduğunda insana daha öncekinden daha duygu terbiyeleri incelmiş, daha estetik beğenisi yücelmiş, bireylere dönüştürme gibi bir derdi olmayan metinler bütün. Bu müzikte de böyle. İşte yeni bir müzik parçasının ömrü ortalama taptan listelerindeki ilki ya da 3 ay. Halbuki edebiyat, müzik, mimari, bale, resim, diğer klasik güzel sanatlar bizi evrenle daha çok birleştiren, bizim insani derinliğimizi daha arttıran ve zihin yüz ölçümümüzü duygu coğrafyamızın sınırlarına sonsuza açan uğraş alanları. Artık günümüzde dünyada da Türkiye'de de ne yazık ki edebiyatta, sanatta endüstriyel bir materyale, yeni bir kazanç kapısına ve onun getirdiği ikonlaşmaya dönüştü. Böyle bir ortamda yaşıyoruz ne yazık. İkinci sorum aslında şuydu. Yeni edebiyata kazanç odaklı bakılıyor dediniz. Şöyle söyleyeyim. Yeni edebiyat demeyelim de edebiyatta, sanatta, düşünce etkinlikleri de bu düzlemde modernizmin getirdiği bir faktoring ve marketleme anlayışı ve disiplini sebebiyle yeni bir kazanç imkanına dönüştürülüyor. Şimdi şöyle varsayalım. Yunus Emre şiirlerini söylerken işte telif ücreti almak, ekranlara popüler olmak, çok CD'yi satmak, işte YouTube'da çok tıklanmak ve benzeri. O çağın iletişim imkanlarından ve getireceği servet, şöhret enstrümanından yararlanmak gibi bir gaye düşünmedi. Fuzuli de aynı şekilde. Bütün klasikler böyle. Ama günümüzde bir müzisyen enstrümanını alıp kendince yeni bir beste yapmaya çalıştığında bunun piyasada bir kitlesinin olup olmayacağını öngörüyor.
ya da şiir üretimi yapmaya gayret eden bir ozan, günümüz ozanı, yazdıkları dizelerin herhangi bir biçimde herhangi bir reklam jingle'ında ya da filminde kullanılıp kullanılmayacağını ya da herhangi bir dizide alıntı yapılıp yapılmayacağını, işte herhangi bir biçimde kliplenip kliplenmeyeceğini öngörerek yeni bir mühendislik faaliyeti olarak ortaya koyuyor bunu. Dolayısıyla şiirden kendi insani boyutunu besleyebilecek, güzelleştirebilecek, yetkinleştirebilecek bir medet beklemek yerine bunun sayesinde ben bu ekonomik çevrimden ve bu ekonomik çevrimin bana sağladığı teknik imkanlardan yararlanarak yaşam standartımı nasıl yükseltirim sorusunun cevabını arıyor. Peki bir de okuyucuyu ve seyirciyi değerlendirelim istiyorum. Eskiye rağbet var. Hep vardı. Sizce günümüz yazarları niye eskisi kadar revaçta değiller? Şöyle, bir kere şu hakikati masanın üzerine koymak durumundayız. Nesnel biçimde herhangi bir yargılama yapmadan. Günümüzdeki yazarlar, şairler, besteciler yüzlerce binlerce yıllık oluşmuş bir repertuar ve bunun bellekte bıraktığı zevklerle rekabet etmek zorundalar. Şimdi yeni bir işte Türkiye ölçeğinde söyleyelim. Herhangi bir Türk halk müziği janrında yeni bir müzik yapacak, yeni bir söz yazacak herhangi bir kimsenin karşısında Karacaoğlan var. Neşet Ertaş var. Geçmişte. Dadaloğlu var. İşte Hacı Taşan var, Çekiç Ali var vesaire. Veya işte Türk sanat musikisi formunda eser üretme niyeti olan bir kimsenin hemen arkasına baktığında işte Bekir Sıtkı Sezgin Münir, Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Tamburi Cemil Bey, Hacı Arif, ona Itri, İsmail Dede Efendi vesaire. Öyle düşünelim. Aynı durum yazar ve şair için de geçerli. İşte geçmişin büyük prototip yıldızları ile yeninin küçük led ampulleri. Öyle düşünelim. Bu işin bir tarafı, ikinci bir tarafı şu. Eskiye dönüşün sebebi şu. Yeni selpak mendil gibi sadece anlık bir kullanım fonksiyonu görüyor ve çabuk yıpranıyor, çabuk eskiyor. Dolayısıyla yeni eserler, edebiyatta da böyle bu ne yazık ki. Edebiyatın bütün türlerinde, işte romanda, şiirde, öyküde, tiyatroda, müzikte de maalesef zamana değil o anki seyirci ya da izleyici kitlesinin kanonik beğenisine konuşuyor. O kanonik beğeni nedeniyle o anlık bir serviste bulunuyor ama o anlık servisin üstünden yıllar, yüzyıllar geçtikten sonra aynı lezzeti, aynı tazeliği koruyup koruyamayacağını hiç umursamıyor. Tıpkı fast food besinler gibi, işte hamburger sıcakken hamburgerdir. Soğuduktan sonra onu ısıttığınızda bir kere biyolojik anlamda ciddi bir sakınca taşır ve lezzetini kaybeder. Buna benzer bir şekilde hani günümüzün edebiyat sanat ortamını aslında en iyi resimleyebilecek, en iyi betimleyebilecek, bizim açımızdan somut hale getirebilecek konu insanların beslenme alışkanlıkları ve tercihleri. Nasıl günümüzde artık fast food bildiğimiz sofra düzeninin yöresel ya da ulusal mutfakların üstüne çıkmış ve onların saltanatını sonlandırmışsa edebiyat ve sanatta da aynı mantalite geçerli. Ürün fast food ise anlık bir biçimde çoklu satış yapabiliyorsunuz ama o ürün fast food değil, daha kalıcılığı hedefleyen, vaat eden bir içeriğe, bir forma sahipse onun müşterisi, dolayısıyla okuyucusu ya da dinleyicisi özel birikim, özel kazanımlar, özel bir altyapı gerektirdiğinden ve insanı zorladığından dolayı çok sonralarda bulunabiliyor.